Merhabalar, ben Doğa. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Önceki videolarda çok fazla bununla ilgili yorum yapılmıştı. Konu şu ki, mesele şu ki, YouTube'da benim tablet açılışında çektiğim videom, işte yorumlarda sürekli hani, bu arada izlenme ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bununla ilgili, dijital çizimle ilgili çok fazla yorum aldım. Hani bunun gibi, bu tutorial gibi bir şey, yani eğitim videosu gibi bir şey. Aslında tam öyle sayılmaz ama en azından bildiklerimi size aktarmak üzere bir video yapmaya karar verdim. Takip edenler bilirler, aslında YouTube kanalımda uzun zamandan beri dijital çizim videoları yayınlıyorum. Yaptığım çizimleri yani. Ve izlenmeler için yine teşekkür ederim. Yine de yapmaya devam edeceğim. Daha yaptığım birkaç çalışma daha var. Onun dışında normal çizimle ilgili video da atacağım. Şu son Instagram'da paylaştım özellikle. Söyleyeceğim başka bir şey yok aslında. Öyleyse hadi hemen videoya geçelim. Photoshop CC 2019 versiyonlu bir programı açıyorum. Tableti bayağıdır kullanıyorum ve çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evet, burada çeşitli çalışmalar. Benim yaptığım son çalışma buydu. Spoiler. Bu arada kalemle ilgili çok fazla şey sorulmuş mesela. Kalemin ucu kullandıkça aşınıyor. Yani şu sürtme sesini belki duymuşsunuzdur. Materyal birazcık dayanıksız gibi ama sorun değil. Sonuçta yedek uç vermişler. O bu konuda biraz üzülmüştüm aslında ama çok bir sorun oluşturmadı açıkçası. Hala kullanıyorum kısalmasına rağmen. Peki. Aslında ben uzun zamandır benim şey Samsung'dan Note serisi kullanıyorum telefonum. Önceki eski telefonum Note 4'tü. Oradan Sketchbook, Autodesk'in Sketchbook uygulamasını kullanıyordum. İsterseniz bilgisayarda Sketchbook Pro var. Orada da çok güzel çalışmalar yapılabiliyor. Ama burada bir program daha var. Corel Draw'du galiba, yanlış hatırlamıyorum. Beni düzeltebilirsiniz. Bir Corel Draw, bir de Photoshop vardı. Hangisi daha iyi diye soruyorlardı. Bana göre Photoshop, çünkü fırçaları daha gerçekçi gösteriyormuş. Öyle bir karşılaştırma görmüştüm. Şimdi daha fazla uzatmadan ilk dersimize geçelim. İlk dersimiz hemen böyle yaldır yaldır nasıl çizilir bile göstermeyeceğim tabii ki de ilk başta. Çizgi çizmekle ilgili olacak. Fırçalar falan. Şimdi yeni bir açalım. Bakalım buradan. Çözünürlük 700 olsa yeterli. 300 de yeterlidir. Ama bu arada 999.999 piksel yapmaya kalkmayın. Acayip kasabilir. İşin içinden çıkamazsınız. Denenip görülmüştür. Piksel. Burada yatay ya da dikey seçebilirsiniz. Ben dikey seçeceğim. Piksel olarak. Evet. Bu kadar yeterli. Ha, sayfamızı beyaz yapalım. Oluştur diyelim. Hadi bakalım. Tamam. Evet, işte sayfamız. Bu arada şöyle bir şey var. Şunu birazcık küçültmek istiyorum. Şöyle. Şöyle bir şey yapacağım. Dakika. Şunları ayarlayalım. Bu kısa yol tuşlarını çözmek çok zor değil. Zamanla öğrenebilirsiniz. İlk başta biraz karışık gelebilir ama aslında çok karışık değil. Evet, bu arada şöyle bir şey var. Arka plana çizmeye başlamayacağım. Arka plan ayrı bir şey. Yeni bir katman açtım. Şuraya basarak yeni bir katman oluşturabilirsiniz. Buna bir isim verelim. Bu arada yanlış yazdım. Neyse. Burada fırçalar var. Tabii internetten biraz araştırarak fırça indirebilirsiniz. Şimdi B tuşuna basınca bir fırça seçiyor. Şuraya standart bir fırça seçmek istiyorum. Sert kenarlı bir fırça olsun. Şimdi burada basınç hassasiyetleriyle ilgili şeyler var. Şuradan bir bakalım. İlk önce onu göstermek istiyorum. Ha, vakum tablet özellikleri. Burada hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tıklama. Tuşları atamıştım zaten. Üst tuşa sağ tıklama. Şöyle.
Alt tuşa da programlar için silgi özelliğini atamıştım. Gerçekten işe yarar diye. Şurada uç hassasiyeti bölümü var. Ben birazcık arttırdım. Pardon, yumuşağı ayarladım. Çünkü çok sert bastırmıyorum. Şimdi buradan bakabilirsiniz. Hafif yazıyorum şu an. Ve bastırarak yazıyorum. Tabii bu Photoshop'ta da her fırçaya göre değişiyor. Bazıları basınç hassasiyetine göre ayarlı değil. Yani mesela bunu deniyorum. Hafif yazıyorum. Yine aynı. Bastırarak yazıyorum. Yine aynı. Ama bazı fırçalarda böyle olmayabilir mesela. Evet, bazı fırçalar kasma sorunu doğurabiliyor. Bakın mesela burada hafif yazıyorum. Şimdi bastırarak yapıyorum. Arasında fark var. Tabi buradan opaklığı falan ayarlayabilirsiniz. Daha hafif arttırıyorum. Bunu böyle de yapabilirmişim, doğru. Sayfayı ayırabiliyorum. Şöyle alalım. Şimdi şöyle Ctrl ile Z ile geri alayım. Tamam. İlk önce, ha bu arada sizin yerinizde olsam, tabii resim çizme çok resim çizmeyenler de olabilir. Yani çok yeteneği olmadığını düşünenler olabilir. Ama yine de dijital çizime merak sarıyordur. Onlara tavsiyem normal elle düzgün çizgi çizmeye çalışın. Sürekli çizgi çizin. Çünkü burada da işinize yarayacak. Elle ne kadar çok çalışırsanız dijital çizimde o kadar başarılı olursunuz. Tabii bu kesin bir kural değildir ama yine de işe yarar. Şimdi dijital çizimde de yapacaklarınız gerçekten sınırsız. Bu arada sayfa çevirme tuşu R. R'den bu şekilde istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Her bir fırçayı deneyip görüp öğrenmeniz gerekse bile, 100 tanesini bile olsa bile yine de sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü başka türlü olmayacak. Şimdi burada mesela değişik bir fırça var. Bu benim en çok kullandığım fırçalardan bir tanesi. Çizim yaparken tonlamada çok kullanıyorum. Düz bir çizgi çiziliyor. Bu tarafa çizdiğimde de tam tersi. Yani bir tarafı yumuşak. Şöyle göstereyim. Bir tarafı yumuşak. Diğer tarafı ise sert bir fırça. Şimdi bu kullandığım programda yeni çiziyorum. Kamera uygulaması. Shift tuşuna basınca gidiyormuş da. Shift aynı zamanda Photoshop'ta bir kısa yol yolu. Yani bir kısa yol tuşu, öyle diyeyim. Şimdi. Şimdi burada, bu arada sağ tuşa basarak da buradan fırçanın yönünü vesaire ayarlayabilirsiniz. Burada boyutu var. Boyutunu, ha, boyutuyla ilgili önemli bir şey. Şimdi alt tuşuna basılı tutuyorum. Renk seçme aracı var. Şimdi kalemimi yaklaştırıyorum ve üst tuşa, eğer sağ tuşa atadıysanız yaklaştırıyorum. Kalemi değdirmeden sağa sola yapıyorum. Bu şekilde büyütüp küçültüyor. Yukarı aşağı yaptığımda da opaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi opaklığı ayarladım. Bu arada alt tuşuna basılı tutarak ve üst tuşa basılı tutarak. Evet, bilgisayarın hafızasının biraz olup birazcık kasabiliyor. Bir de fırçalarla alakalı bir şey. Bu şekilde getirdim. Bir fırça daha vardı. Burada kömürden tutun yağlı boyaya kadar bütün fırçalar var. Benim gibi. Görerek çözebilirsiniz. Burada bir fırça paketi indirmiştim. Mesela burada da var. Bunlar da renkler. Renk kısmına şu an girmeyeceğim. Şu anlık çizgi. Bu arada mesela küçük bir örnek yapayım şuraya. Ne yapalım? Sert kenarlı bir fırça. Şuraya bir küçük bir çizim yapalım. Tamam. Yüz çizelim. Basitçe bir şey yapıyorum. Şimdi katman kısmı ayrı bir konu.
Ama ilk başta nasıl kullanıldığı ile ilgili. Burada araçlar var. Zaten üstte kısa bir şeyleri gösteriyor. Her sürümünü göstermiyor tabii. Burada normal taşıyabiliyorsunuz. Hareket ettiriyorsunuz. Lasso tool. Şu şekilde seçiyor. Ctrl ile T'ye basarsanız bunu dönüştürüyor. Ve istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Enter. Dönüştürdüm. Sesimi kaldıralım. Burada da aynı şekilde belirli bir yerin iç tarafını seçip sadece onunla işlem yapabiliyorsunuz. Yani mesela şu an iç tarafını seçtim. Evet, seçtim. B'ye basıyorum fırçam. Buraya herhangi bir renk yapalım şimdilik. Bakın sadece iç tarafını boyuyor. Buradan opaklığı ayarlayıp daha da koyulaştırabilirim. Paint uygulaması gibi düşünebilirsiniz kısaca. Şimdi şu seçimi kaldıralım. Evet, Paint gibi gerçekten. Çocukken hep uğraştığımız. Bu arada YouTube'da bir video gördüm. Biri Paint uygulamasından tamamen realistik bir çizim yapmış. Hayır, işsizlik demeyeceğim. İşsizlik demek istemiyorum ama ya neden ya neden? Gerçi emeğe saygımız var. Gayet de güzel yapmıştı. Noel Baba falan çizmişti galiba. Bir de biri Thanos'u çizmiş. Tamamen. Fotoğraf gibi. Çok iyiydi. Tamam şu an. Şunu bir alalım. Opaklığı biraz düşürelim. Şimdi basit bir yüz yaptım. Birazcık inceltelim. Ben basit bir yüz yaptım. Çizgi film gibi bir surat oldu. Dediğim gibi ilk önce elle alıştırma yapabilirsiniz. Sonra fotoğrafını çekip yine buraya atıp onun üstünden de çalışabilirsiniz. Ben mesela üşendiğim zaman açıkçası öyle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Ama bazen de buradan çiziyorum. Elle çizmek yapmak, elle çizip buradan üstünden geçip yapmak da kolay. Öyle de deneyebilirsiniz. Kopyalama tekniği işe yarıyor. Şimdi ufak bir çizim yapıyorum. Kalemin kullanımı rahat dediğim gibi. Normal resim çiziyormuş gibi onun için. Şu an hiç bu gruba dikkat etmeden çiziyorum. Mesela bir eskiz yaptınız diyelim. Şu an rastgele bir eskiz yapıyorum. Dediğim gibi çizim sizin ne kadar çalışmanıza bağlı. Yani ne kadar çok çizerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Sonuçta hiçbir emek olmadan yemek olmaz, çok kötü şey oldu ama ne kadar çok çizerseniz o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz ve sonuç almaya başlarsınız. Ama tabii ki de sabır çok önemli. Her şeyde olduğu gibi. Çizimde de sabır çok önemli. Şimdi buradan yeni bir katman açıyorum. Bu önceki katman benim çizdiğim katman. Hatta şu ikisini birleştireyim. CTRL ile basıyorum şu an. Katmanları birleştirelim. Bu eskiz diyelim buna. Buradan opaklığı ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Şuradan opaklığını düşürdüm. Şimdi buna gelelim. Buradan bu bizim asıl çizgimiz olsun. Yani tabii ki de eskizden de bir çizim yapabilirsiniz. Dijital çizim yapabilirsiniz ama tek çizgiden de yapabilirsiniz. Yani eskiz çizginizin üstüne tek ve sade bir çizgi çizerek de oluşturabilirsiniz. Her, sonuçta serbest. Benim kullandığım yöntem daha çok bu şekilde. Yani olabildiğince az çizgi kullanmak, onun üstüne boyamak. Heykeltıraş gibi. Yani o tekniği bu arada henüz geçemedim. İleride onunla ilgili bir şeyler anlatacağım ama zorlandığım bir teknikle ilgili. Tabii ki de o da yaptıkça hallolacak. Şimdi burada asıl çizgimizi yapıyorum. Farklı yükseltelim. Bizim asıl çizgimiz olsun. Daha belirgin. Daha tekli. Yani
tek çizgiyle yaptım. Bu hafif bir giriş olsun. Olabildiğince basit bir şekilde yapıyorum. Bu arada alt tuşa silgi atadığımı söylemiştim. Silginin boyutunu ayarlayalım biraz. Şimdi şu şekilde olacak. Bakın. Eğer alt tuşa siz de silgi atarsanız daha rahat yapabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Tabii buradan da silgiyi ayarlayabilirsiniz nasıl olması gerektiğini. Yani sert bir silgi de olabilir, yumuşak da olabilir. Ben yumuşak kullanıyorum. Böyle pat pat silinmesini istemiyorum. Bütün emeğim boşa gidiyor sonra. Şimdi. Göz bebeğini yapalım. Şurada da diğer gözü yapalım. Kötü oldu biraz ama öylesine çiziyorum sonuçta. Göstermek için. Göz bebeğini yapalım. Yüzüne geçelim. Çizgi film karakteri gibi oldu daha çok. Ama fark etmez. İstediğiniz çizebildiğinize göre çizgi film karakteri de yapılabilir yani neden olmasın. Sonuçta bu Photoshop ya da herhangi artık ne kullanıyorsanız sizin çizim alanınız. Şimdi kaşlarımı açtık. İleride ben kullandığım çizdiğim çalışmalardan da örnek gösterebilirim. Şu alttaki katmanı kapatıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Gayet basit. Logo gibi. Şuradan da devam ettirebilirim tabii ki de kendim. Biraz daha düzgün çizeyim. Yeni bir katman açarak saçını yapabilirim. Bu arada her çalıştığınız çizim tarzı, yani her çalıştığınız bir çizgi için yeni bir layer. Evet, ekmek satıcısı. Dediğim gibi her bir çizim için yeni bir katman, yeni bir layer açmanızda fayda var. Çünkü böyle çalışmak daha rahat. Hem yanlış bir şey yaptığınızda geri dönüş olmayacak şey, hatalar yapmamış olursunuz. Şöyle bir şu an yaptığım anime karakterine benzedi. Bayağı da anime izlemiyorum. Var mı güzel bir şey öneren? En son ne izlemiştim? En son neyi izlemiştim onu bile hatırlamıyorum ya. Sanırım Full Metal Alchemist falan mı? Ya da Dance with Devils gibi bir şey. Evet en son Full Metal izlemiş. Nasıl geçiyor karantina? Ay benim çok güzel geçiyor gerçekten. Biraz kafa dinliyorum. Aynı zamanda uzaktan eğitim haliyle ödev yetiştirmeye çalışıyorum. Canım çıkıyor. Güzel sanatlar öğrencilerine buradan selamlar. neler çektiğimi bir onlar bir de ben biliyorum. Bir de Allah biliyor. Evet renge geçmeyeceğim. Bu şekilde klasik bir çizim. Burada dediğimiz gibi eskizden şöyle kapatalım. Eskizden bu şekle geldi. Dediğim gibi önce elle çizip burada tam ekran çalışmayı göstereyim size. Şuradan şuraya ekleyelim. F tuşuna basarsanız, F tuşuna basarsanız tam ekran moduna geçmiş oluyor. Böyle daha rahat çalıştırır. Siz bilirsiniz. Burada da çalışmayı bir kez daha bastım ve çalışmayı tam ekran gösterdi. Bir kez daha bastım. Normal ekrana geldi. Evet, bugünlük bu kadardı. Programa genel bir giriş yapmış oldum. Çizgiye genel bir giriş yapmış oldum. Sürekli çizmekle alakalı. Sürekli çizerek, eskiz yaparak siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. İlk başta normal çizime alışık olanlar, yani geleneksel klasik kağıt kalem ya da klasik çizime işte giriş çizenler. Dijital çizimde ilk başta biraz zor olabilir benim gibi. Ama ben telefondan çizmeye alışık olduğum için çok da zorlanmadım açıkçası.
Bu kesinlikle hani haliyle telefondaki programlardan 10 kat daha iyi. Çünkü fırça darbelerine ya da kullandığınız materyal, burada sayısız materyali olabildiğince en gerçekçi şekilde yansıtmaya çalışmışlar. Yani zaten dijital çizim sitelerini takip ediyorsunuz. ArtStation, DeviantArt, Pinterest, Allah'ın emri. O zaman çok daha aşinasınızdır dijital çizime. Konuşamıyorum bu arada. Oradan da işte örnekler bakarak eskizleri nasıl yapıyorlar, onlardan da örnek alabilirsiniz. Fırçaları keşfetmeye çalışın, programı keşfetmeye çalışın. Ben tabii bir şeyler göstereceğim buradan. Üstteki yerler falan var. Bunlar ne işe yarar falan. Keşfettiğim kadar size aktarmaya çalışacağım. Şu pencereler falan vesaire. Evet, bugünkü bir demo gibi bir şey oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.